Merhaba arkadaşlar, Web3 Öğren.com için yeni bir içerik hazırladık. Ondan bahsedeceğim. Aslında bu içeriğin İngilizcesi yine bir Türk olan Anıl Helvacı tarafından bir bootcamp olarak yayınlandı. Chainboard isimli bir akademi kurmuşlar. Güzel bir girişim. Onlar iki tane bootcamp gerçekleştirmişler. Baktığım kadarıyla birincisi, şurada da vardır, Solidity ile ilgili. İkincisi de Agori'ye özel olmuş. Evet, Junior Solidity Smart Contract. İkincisi Agori'ye özel olmuş. Agorik de bildiğiniz gibi, hani belki bilmeyenler vardır bahsedeyim. Şimdi JavaScript'i kitlelere yaymak için uğraşıyor. Orada Hardened JavaScript dediğimiz, işte Türkçe'ye biraz daha sertleştirilmiş JavaScript olarak çevrilebilecek bir yeni yaklaşım sergiliyor. Yani JavaScript'i, hatta şöyle biraz birinci dersten de bahsedeyim ben. Şurada. Şu çok önemli. Burada işte hangi yaklaşımın, hangi güvenlik yaklaşımının nerede dahil olduğu sürece Agori'nin içerisinde detaylıca anlatılıyor. Şimdi buradaki içeriklerin tamamı İngilizce. Hatta kursu da göstereyim şöyle ben size hemen. YouTube'da bunun playlisti var. Bakabilirsiniz. Toplam 10 saatlik bir kurs. Yani şimdi nasip olursa ben bunun Türkçesini çekmek istiyorum. Ama ondan önce şimdilik işte burada bahsediyor. Şimdi Türkçe dokümandan daha detaylı bahsedeceğim de şimdilik bu dokümanın Türkçesini webçöğren.com'a koyduk. Şimdi giriyorsunuz webçöğren.com'a. Şöyle yeni logomuzu da yaptık. Burada bootcamp'lerde bir tane Agori'ye giriş bootcamp'i vardı. Bu da farklı, yine Agorik tarafından yapılan bir bootcamp'ti. Bu da Agorik Chainboard Akademi tarafından yapılan. İşte burada başlıyor. Şurada mesela iç tehditler meselesi çok kritik. Çünkü biz şimdi state machine dedikleri şeyi yapıyoruz ya. Yani bir tane bilgisayar var. Hepimiz onun birazcık inciğini, boncuğunu değiştire 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 akıllı kontratlarla bir süper bilgisayarı yönetiyoruz. Dolayısıyla içerideyiz. İç tehditler de bu yüzden önemli. Burada işte bu iç tehditlere karşı nasıl bunu güvenli hale getirebiliriz falan. Onlardan bahsediliyor. Burada gördüğünüz gibi mimardan vesaire. Bunun dışında şimdi bu Agorik bir mimari ortaya koyuyor. Bunu demelerinin sebebi de şu. Diyorlar ki tam mühendis yaklaşımı, sistemi doğru kurmazsak ileride sorunlar çıkar. İşte bu mimarinin içerisinde ERTP dedikleri, bu da Electronic Write Transfer Protocol dedikleri bir şey var. Zoe'de yine buradaki bir framework, akıllı kontrat framework'ü, bunlar var. İşte bunlar nasıl çalışır? Bu da işte ikinci derste anlatılıyor. Daha sonra API'in derinlikleri, akıllı sözleşmeler, dağıtım skriptleri gibi çeşitli dokümantasyonlar var. Bunların her birinin sonunda bir ödev var. O ödevleri de siteye ekleyeceğiz. O da yakında eklenir. Kısa kısa ödevler var ama final 9. derste interprotokole geçiyor. Ondan sonra bir de şey var. Onu da ekleyelim Aybars. Bir tane daha final projesi vardı. Ben onu çevirdim. Bu site ekleme kısmında Aybars'la paslaşıyoruz da markdownları ben hazırlıyorum. Şimdi burada interprotokol dediği şey de aslında bizim bazı içeriklerde altını çizdiğimiz işte bu stable token'ını yapmaya çalışıyorlar bu ekosisteminin. Bu da IBC uyumlu olsun diye uğraşıyorlar. IBC'de Inter Blockchain Consensus muydu? Bir daha bakalım. Yani bu blok zincirler arası bir iletişim ile ilgili. Burada IBC protokolü ile ilgili yazmışlar. Bu olması lazım. Cosmos'un altyapısındaki bir şey. Inter Blockchain Communication. Blok zincirler arası iletişim. Hemen dönelim. Ondan da bahsediyor. Yani bence bu dokümantasyonlara bakabilirsiniz ki bir geri bildirimimiz olursa onu da ele alırız. Buralarda neler var? İşte aslında Agorik mimarisi baştan aşağı ele alınıyor.
Yani buradaki mimari ben çok verimli gördüm. Hani gurur da duydum yani bir Türk'ün bunu çekmesinden. Anıl Helvacı'nın videoları İngilizce ama bakabilirsiniz. Bunu ekledik siteye. Umarım faydalı olur diyelim.